kızım olacak diye hissediyordum. Ne bileyim, öyle hazırlamıştım kendimi. Demek erkek. Ay, sürpriz oldu. Bu dünyadaki en güzel şarkı benim için. Onunla birlikte nefes alıp vermek çok huzur verici. Ay, nasıl da değişti her şey. Artık onsuz bir an bile düşünemiyorum. Bir de hareket ettiğini hissedebilsem. Sahi, ne zaman hareket edecek? Normalde 4. ya da 5. ayında hareket hissedilir. Ama ben 4. ayı tamamladım. Bir anormallik yok değil mi? Kalkabilirsiniz. Ne oldu, bir sorun mu var? Bir sorun var diyemem ama yine bazı testler isteyeceğim. Sonuçlara bir bakmam gerek önce. Ya muayenenin başından beri sessizsiniz, bir şey gördünüz. Beni testle, tahlille oyalamayın. Bebeğim iyi değil mi? Bancım sakin ol, heyecanlanma hemen. Ya ben bu bebeği kaybetmek istemiyorum. Ne gerekiyorsa yaparım, doğana kadar yatak istirahati diyeyim. Yemin ediyorum bir adım bile atmam. Yeter ki bebeğime bir şey olmasın lütfen. Dua edelim, istirahatle çözülecek bir durum olsun. Öncelikle Ziya Bey'le bir paylaşalım bu konuyu. Ya ben hasta değilim. Bana deli muamelesi yapmayın. Ne varsa bana söyleyebilirsiniz. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ya size söylüyorum, bebeğimin bir sorunu mu var? Banu Hanım, aracımız bu tarafta. Seni benden almak istiyorlar. Doktor kaçış yok diyor. Kullandığım ilaçlar sana zarar vermiş. Hepsi baban yüzünden biliyor musun? Sana hamile kaldığım ilk günlerde beni hastaneye kapattırdı. Hafızamı sildirmeye çalıştı. Çünkü ben onun katil olduğunu biliyorum. Biliyorum ama kanıtlayamıyorum. Seni onlara vermeyeceğim. Seni benden alamayacaklar. Seni benden almalarına izin vermeyeceğim. Annen seni onlara vermeyecek. Banu'cum. Çok üzgünüm hayatım, çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm. Çok yakında bitecek bu kabus, söz veriyorum. Ay sonunda arkamıza bile bakmadan gideceğiz buradan. Bütün kötü günler geride kalacak. Yepyeni, sıfırdan bir hayata başlayacağız, tamam mı? Tamam mı canım? Yapacak bir şey yok.